ChatGPT'yi sadece sohbet etmek için mi kullanıyorsun? Eğer böyle yapıyorsan mükemmel bir hata yapıyorsun. Çünkü ChatGPT senin için bir gelir kaynağı olabilir. Bu videoda tamamen ücretsiz bir şekilde ChatGPT nasıl kullanılır ve ne gibi yetenekleri var bundan bahsediyorum. ChatGPT bilinenin aksine planlamalar yapabileceğin, günlük motivasyonel planlar hazırlayabileceğin ya da bir Excel hazırlayabileceğin yapay zeka modeli. Öncelikle bir ChatGPT'ye giriş yapalım. Temel bir mantıkla senin sorduğun soruya uygun dönüş yapmak üzerine oluşturan bir yapay zeka modeli. Buradan da anlayacağınız üzere soru ne kadar detaylı olursa cevap o kadar detaylı bir hale geliyor. Şimdi bu bahsettiğim kısmı hafızanda tut ve videonun sonunda kullanacaksın. Unutma. Sitemizin adresi chatgpt.com. Bunu aşağıda link olarak da paylaşacağım veya şu sağ üstten de şu anda tıklayıp gidebilirsiniz. Önümüze bir tane pop-up çıkarıyor. Tekrardan hoş geldin. Oturum aç veya kaydol. Şimdi oturum açalım. Benim daha önce bir hesabım olduğu için otomatik giriş yapacak. Evet, ChatGPT açıldı. Burada nasıl yardımcı olabilirim yazıyor. Onun altında da herhangi bir şey sorabiliyorsunuz. Sol aşağıda fotoğraf veya dosya ekle diye bir butonumuz çıkıyor. Buraya tıklarsanız fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, dosya ekleyebiliyorsunuz, bir PDF, Excel ekleyebiliyorsunuz. Bunlar hep ilerleyen dakikalarda size göstereceğim şeyler. Onun haricinde Microsoft OneDrive'a bağlanabiliyor veya Google Drive üzerinden de dosyayı çekebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızda tutmanıza gerek kalmıyor. Daha sonra burada Dictate var. Dictate aslında klavye'den yazmak yerine mikrofonla konuşarak yazmanızı sağlayan bir e, araç. Onun yanında da ses modunu kullan var. Bu da tamamen canlı olarak sesli konuşup e, herhangi bir bilgi öğrenebiliyorsunuz ya da yaptıracağınız işi bu şekilde de yaptırabiliyorsunuz. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Basit bir prompt yazmak. Şimdi basitçe bir prompt yazalım. Örnek veriyorum. İnsanlığın tarihi hakkında bir video hazırlayacağım. Metin oluştur. Çok basit bir prompt. Daha sonra enter diyoruz. Gördüğünüz gibi seslendirme için size uygun metni yazdı. İşte video başlangıcı bu şekilde olmalı dedi. Seslendirmede şunları söylemelisiniz dedi. Bu şekilde videoyu kronolojik bir sırayla sıraladı. Bu bizim için basit bir prompttu. Şimdi bölüm 3'e geçelim. Fazla uzatmadan şu detaya değiniyorum. Ee, bir YouTube içerik üreticisiydiniz, video üretecektiniz. Bir video üreteceksiniz insanlık tarihi hakkında. Böyle basit prompt yerine ChatGPT'ye görevler vermelisiniz. ChatGPT kendini bir içerik üretici sanmalı. Kaliteli bir video yapması gerektiğini bilmeli. İşte e, hangi dilde anlatacağını bilmeli. Anlatım tipini, tarzını bilmeli gibi böyle olabildiğince detaylı bir açıklama yaparsanız... O da size buna uygun bir dönüş yapar. Örnek bir prompt yazalım. Aradaki farkı görün. Bu promptu bir kere daha sizler için seslendireyim. Promptumuz şu. Sen bir YouTube içerik üreticisin. Burada ChatGPT'ye içerik üretici olduğunu söylüyoruz. Daha sonra insanlığın tarihi hakkında video hazırlayacaksın diyoruz. Takipçi kitlen eğlenceli bir anlatım tarzını seviyor diyoruz. Yani burada takipçi kitlenizi bildiğiniz için aslında onun takipçi kitlesiymiş ve hangi tarzda anlatacağını anlatacakmışsınız gibi davranacaksınız. Ondan sonra videoların genelde minimum 10 dakika uzunlukta yazmışım. Burada da aslında sizin minimum ve maksimum video sürelerinizi oranla bir süre belirleyebilirsiniz. Ondan sonra ne demişiz? Giriş kısmı kullanıcıların tutma oranını arttırmak için çok önemli ve girişi dikkat çekici bir hale getirmelisin. Burada da aslında kanca yöntemi, hook yöntemi dediğimiz yöntemi kullandırtıyoruz ki videolarınızın başı ilgi çekici bir hale gelsin, insanlar videonun sonunu merak etsin. Buna en uygun metni hazırla demişim. Ayrıca video arka plan müziği içinde en uygun müziği bana metnin sonunda öner demişim ki arka plan müziği bir videonun etkileyiciliği için oldukça önemli. Gördüğünüz üzere aralarda geçiş efektlerini söyledi. Şu anda metnin sadece giriş kısmını yayınladı. Devamını üretebilirim dedi. Biz de buraya gelelim. Metnin tamamını hazırla dedik ve gönderiyoruz. Şimdi bakalım tamamı nasıl olacak. Bunu biliyorsunuz dışarıda bir yer metin yazarına yaptırsanız çok ciddi paralar alacak sizden. O anlamda ChatGPT'yi kullanmak, yani sizin bir işçinizmiş gibi davranmak sizi her zaman diğer içerik üreticilerinden ya da diğer sektörünüzdeki rakiplerinizden öne geçirecek. Evet, gördüğünüz üzere bütün metin hazır. Bu promptları ayrıca açıklama kısmında yazacağım. Merak etmeyin. Sadece bu promptları kullanacaksınız veya bu video faydalı görünüyorsa, sizin için faydalıysa bir beğeni ve bir yorum atmanız benim için çok iyi olacak. Şimdi bölüm 4'e geçtik. Bölüm 4'te chat GPT'yi kendine göre özelleştirebiliyorsun. Bundan bahsedeceğim. Buradaki profil fotoğrafınızın üstüne tıkladığınızda chat GPT'yi özelleştir çıkar. Buraya tıkladıktan sonra chat GPT sana nasıl hitap etmeli var. Burada bir ad belirliyorsun ve chat GPT bundan sonra sana o isimle hitap ediyor. Bu aslında biraz daha eğlence amaçlı kullanılabilecek bir şey. Daha sonra ne yapıyorsun diye soruyor. Ne yapıyorsun aslında e, ne amaçla kullanacaksına denk geliyor. Yani sen kimsin? Örnek veriyorum YouTube içerik üreticisiyim. Yazıyorsun buraya. Ya da YouTube'a içerik üretiyorum. Ondan sonra ChatGPT buradaki özelleştirmeye göre cevap verecek. ChatGPT'nin ne gibi özellikleri olmalı? Burada yanda bilgi kutucu da var gördüğünüz üzere. Bundan sonrasında ChatGPT'nin senin hakkında bilmesi gereken başka bir şey var mı diye soruyor. Bu noktada da işte içerik üretiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi detay vererek sizin için daha iyi promptlar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Gelişmiş kısmına gelirseniz de burada ChatGPT'nin hangi yetenekleri kullanması gerektiğini belirtebiliyorsunuz. Daha sonra kaydet diyorsunuz ve olay bitiyor. Şimdi ChatGPT'ye bir çeviri yaptıralım. Zor bir çeviri olsun. Nasıl çevirdiğini görelim. Daha sonra ona bir yetenek tanımlayarak bir de çeviri yaptıralım. Aradaki farkı göreceksiniz. Mesela zor bir cümle yazdım. Bisikletimin gidonunda çok fazla çürük meydana geldi. Gidon dilini değiştireceğim. Aslında böyle bir şey yok ama nasıl çevirdiğini görmek istiyorum. Tabi bir de sonuna çeviri yap dememiz lazım. Evet şu anda çeviri yaptı. Aslında bizim belirtmemize gerek kalmadı. İlk başta normal İngilizce bir cümle olarak çevirdi. İkincisinde ise uzman bir mekanikçi veya bisiklet mağazası gibi bir yorum yaptı. Yani her iki anlamda da çevirdi. İşte... Normal Google Translate kullanmak yerine ChatGPT'nin bu özelliğini kullanarak çok daha profesyonel çeviriler de yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Sıradaki bölümümüzde yapay zeka görseller oluşturacağız. Bunu eminim ki birçoğunuz biliyor ama burada da detaylar var. Yine bir fotoğrafı en iyi seviyede oluşturabilmek için olabildiğince detaylı prompt vermeniz lazım. Örnek bir tane prompt verip bir görsel oluşturtalım. Şimdi örnek bir prompt yazdım. Bunlar tamamen doğaçlama yazdığım şeyler. Aslında ben de sizinle beraber görüyorum. Aslında bu tamamen tecrübeye dayalı bir şey. Ne kadar çok kullanırsanız bu tarz promptları o kadar daha rahat oluşturabileceksiniz. Promptçu İstanbul Boğaz Köprüsü manzarasına bakan bir kapeteryada oturuyorum. Telefon ile dikey tip bir fotoğraf çektim. Boğaz Köprüsü altında deniz ve denizde yüzen gemiler çok güzel görünüyor. Bu prompta uygun fotoğraf oluştur dedim ve entera bastım. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir fotoğraf oluşturacak. Bu noktada iki tane yanıt verdi. Bu aslında e, arada bir GPT'nin yaptığı bir olay. Size iki tane yanıt veriyor. E, bir yanıt normal ChatGPT sürümü, diğer yanıt yeni bir deneme, yeni bir ChatGPT sürümünü deneme esnasında size sundukları bir şey. Sizin yorumunuzu istiyorlar. Şimdi bakalım iki fotoğrafta oluşturulsun, beraber karşılaştıralım. Bakın mesela kafeteryada oturuyor. Görsel geldi bir tane. Boğaz köprüsü var, gemi var, deniz aynı şekilde ve netlik fark ettiyseniz çok net değil. Yani bir telefonla çekilmiş gibi görünüyor gerçekten de. O yüzden bu vereceğiniz promptların detayları çok önemli. Yani burada bir fotoğraf makinesiyle çekiyorum deseydiniz görseller çok daha farklı olacaktı. Şimdi bir tane daha fotoğraf oluşturuluyor. Ona da bakalım. Evet bu fotoğraf da oluşturuldu. Burada da yine insanlar Boğaz Köprüsü'nü izliyor. Çay, kahve ve simitin olduğu masayı zoomlamış. Diğerine göre daha kaliteli bir görsel ama yapay zeka olduğu biraz daha belli. O yüzden benim tercihim yanıt birden yana. Sizce yanıt bir mi daha iyi, yanıt 2 mi daha iyi? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi diğer bir görevimiz ChatGPT ile Excel hazırlamak. Bu özellikle çalışan kişiler için, beyaz yakalılar için çok büyük bir kolaylık. Ee, örnek bir Excel hazırlatalım, beraber inceleyelim. Evet, örnek bir Excel prompt yazdım. Promptumuz şu şekilde: Senden bir Excel istiyorum. Excel'de 2025 yılının 12 ayını gösteren satırlar olmalı. Sütunlarda ise kişisel harcama, zorunlu gider, maaş ve kalan net bakiye olmalı. Bunu tablolaştırarak benimle paylaş. Aylık gider hesabımı tutmak istiyorum dedim ve gönderdim. Şimdi bekleyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde oluşturacak. Bunu yapmak istesek 20 dakikamızı 30 dakikamızı alacak bir işlem bu Excel formatında. Ve prompt'u hazırladı. Şimdi açalım bakalım nasıl yapmış. Evet gördüğünüz üzere istediğimiz formatta oluşturmuş. Ay, kişisel harcama, zorunlu gider, maaş, kalan net bakiye ve aylar. Bunu tabii ki basit bir şekilde hazırladım. Bu video eğitim amaçlı olduğu için eğer isterseniz, daha doğrusu ilerleyen videolarda eğer isterseniz daha ileri seviye Excel hazırlatma gibi içerikler üretebilirim. İstiyorsanız bunu da lütfen yorumlarda belirtin. Ne içerikler istiyorsunuz? Ben de ona göre bir içerik planı yapıp içerikleri üreteyim. Burada işte üçünü topla, üçünün toplamı kalan net bakiyi versin gibi ekstra detaylar verilebilir. Bu tamamen dediğim gibi prompta bağlı. İsterseniz bunu da yapacağım. Şimdi günlük hayattaki planlamalar için bir prompt yazalım ve bize bir e, tavsiye öneri versin. Bunu herkesin en azından büyük bir çoğunluğun problemi olan İngilizce öğrenmek üzerinden ilerleyeceğim. Uygun bir prompt yazayım ve sizlerle paylaşayım. Evet, bir tane prompt yazdım. Prompt şu: İngilizcede tamamen acemiyim. Dili 6 ay içinde öğrenmek istiyorum. Her gün 1 saat ders çalışabilirim. Lütfen İngilizce öğrenmeme yardımcı olmak için Pareto ilkesini kullanan yapılandırılmış bir öğrenme planı oluşturabilir misin? Buradaki Pareto ilkesi aslında genelde 80'e 20 kuralı olarak bilinir. Şimdi gönderelim. Göreceksiniz bakın nasıl cevap verecek. Önce size Pareto ilkesini açıklıyor. Tabii ki bunu yazdığınız için biliyor olmanız gerekiyor diye biliyorum genel strateji nasıl olacak ondan bahsediyor. 6 aylık İngilizce öğrenme planını oluşturdu. Her günün yapısı şu şekilde diyor 60 dakika. 15 dakika şunu yapacaksın, şunu şunu yapacaksın vesaire. Aylara göre bir yol haritası da verdi. Hangi konuyu çalışman gerektiğini bahsetti. Ayrıca ekstra araçlar verdi sana. Şu uygulamaları kullanabilirsin. Dinleme için şunu, YouTube için şunu veya ChatGPT ile de pratik yapabilirsin. Ayrıca bununla ilgili de bir video çekeceğim. ChatGPT ile çok güzel bir şekilde İngilizce öğrenilebiliyor. Kendi uygulamanızı bile yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz üzere bununla ilgili de oldukça başarılı bir plan verdi. Ve son bölüm yeni GPT'ler keşfetmek. Yeni GPT'leri şuradan keşfediyoruz. Yan tarafı açtığımızda burada GPT'ler diye bir seçenek var. GPT'lere girdiğimizde gördüğünüz üzere birçok GPT var ne için istediğinize bağlı. Yazma için ayrı, üretkenlik için ayrı, araştırma için ayrı, eğitim için ayrı ya da dali diyorsunuz bu resim için ayrı. Burlara girdiğinizde ChatGPT içerisinde farklı plugin gibi düşünün yani farklı böyle uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Burayı da tamamen araştırıp veya tek tek bakarak deneyerek yapabilirsiniz. Evet, videoyu daha fazla uzatmayayım. Zaten yeterince uzun oldu. Umarım ChatGPT sizin için daha anlaşılır bir hale gelmiştir. Verdiğim promptlar veya örnekler işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve yorumlarda destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup zil butonunu açarsanız her yeni videomda ilk bildirimi alıp hemen bir şeyler öğrenebilirsiniz. Diğerki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.